Afyonkarahisar Valiliğinden Kayseri Valiliğine atanan Gökmen Çiçek görevine başladı. Vali Çiçek'in ilk mesajı beni sürekli sokaklarda halkın içinde göreceksiniz oldu. Bugün itibariyle Afyonkarahisar'dan ayrılıp Kayseri'deki görevime başlamış bulunmaktayım. Böyle bir şahsiyetli ilde, böyle bir büyük şehirde görevlendirildiğim için başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Çünkü Kayseri gerçekten bunu açık yüreklilikle herkes bu şekilde ifade eder. Kayseri Türkiye'nin en önemli şehirlerinden birisi. Kayseri'de görev yapmak her insan için bir onurdur. Bu sadece vali olarak değil. Vali olarak, belediye başkanı olarak, kaymakam olarak, memur olarak, öğretmen olarak Kayseri'de görev yapmak gerçekten Türk milletinin her bir ferdi için bir onur, bir şereftir. Ben de bu büyük şehre, bu Türkiye için lokomotif olan bu şehre valilik görevi şahsıma tevdi edildiği için ayrı bir onur yaşıyorum. Ve bu şehirde görev yaptığım süre içerisinde bu heyecanı içerimde taşıyacağım. Ben yalnız şunun sözünü verebilirim sizlerin huzurunda. Ben gece gündüz Kayseri'nin yanında olacağım. Beni sokaklarda göreceksiniz. Beni halkın içinde göreceksiniz. Beni Memduh Başkanımla kol kola göreceksiniz. Beni kaymakamlarımızla beraber aile ziyaretlerinde, belediye başkanlarımızla birlikte göreceksiniz. Hep vatandaşımızla beraber olacağım. Ben aynı zamanda Afyonkarahisar Valiliğimle Kayseri Valiliğinin birbirinden hem büyük şehir olması sıfatıyla birbirinden farklı olduğunu farkındayım. Burada sürekli ama halkın içerisinde, sorunların içerisine gidebilen ve özellikle Büyükşehir Belediyesi'nin son zamanlarda takip ettiğim kadarıyla çok büyük bir tanıtım atağına başlamış. Birçok medyada Kayseri son zamanlarda çok ciddi şekilde bir tanıtım atağı içerisinde. Ben de Kayseri'nin sadece Avrupa ve Türkiye şehirleri, tüm dünya şehirleri tarafından dünyada tanınan ilk 10, ilk 20 şehir arasına girme hedefine çok büyük katkıda bulunmak istiyorum. Yine Kayseri'nin olmazsa olmazı, ekonomik istihdam oluşturan iş insanların önünü açacak çalışmalar içerisinde, OSB'lerin gelişmesindeki çalışmalar içerisinde kolay atıcı, işi hızlandırıcı bir rol üstlenmek istiyorum. Tekrar sizlere çok teşekkür ediyorum. Bugün itibariyle mesaimiz başladı. Burada belediye başkanı... Yok değil mi başka soru? Sağ olun Sayın Valim. Ben beni korkuttular, herkes sucuk soracak diye. Tamam, sucukla ilgili ben cevap vereyim. 4 ay önce bana sormuşlardı. Kesinlikle demişlerdi ki Sayın Valim, o ara bir tartışma vardı. Tarımla, bir tarım işte şu Kayseri'de çok üretiliyor, Afyon'da çok üretiliyor diye. Topa beni de sokmak istediler. Hayati diye bir gazeteci arkadaşım var, çok da severim. İhlas'ın oradaki temsilcilerinden. Dedi ki, Sayın Valim dedi, siz dedi Afyon'da çok seviliyorsunuz ama bir gaz verdi var ya, hani şöyle seviliyorsunuz, böyle seviliyorsunuz ama Kayseri bizim sucuğumuzla ilgili açıklama ne diyorsunuz dedi. Dedim ki o topa girme. Ya dedim ben Kayseri'ye vali olursam ne diyeceğim diye. Bunu duymuşsunuzdur. İleride Büyükşehir Kayseri. Ya onu yayınlandı. Kaydı da yayınlandı. Dedim ya 4 ay sonra oldu ki dedim Kayseri büyük vali oldu. Bana soracaklar. Ne diyeceğim dedim orada. Desem ki evet Kayseri sucuğu iyi. Afyonlar diyecek ki Afyon'u dakikada sattın. Desem ki Kayseri'nin Afyon'unki daha iyiydi. Sizcesiniz hadi o zaman git Afyon'a. Dolayısıyla öyle bir cevap vermiştim. Şimdi de soruyu aldım ama cevap vermeyeceğim. Kesinlikle biz belediye başkanımızla el ele bunların hepsinin mücadelesi içerisinde olacağız. Hem ben başkanımızın İncesu ile ilgili, Erciyes ile ilgili, diğer yerlerle ilgili şehrin çalışmalarını biliyorum. Ben bu az çok Afyonkarahisar'da da böyle yaptım. Benim personel genel müdürlüğüm dönemi, kaymakamlık döneminde, yani göreceksiniz diyorum inşallah. Ve her göreve başladığımda konuta ve konağa ilk gittiğimde 2 rekat namaz kıldıktan sonra şu dua ediyorum. Allah'ım. Beni bu şehre sevdir. Benim de bu şehri tam olarak kalbimle sevmeme yol aç. Beni rol yapmak zorunda bırakma. Dünyanın en zor şeyi rol yapmak. Evet. Ve bu duayı yine ederek Kayseri'ye ilk geldim, ettim. Ben Kayserililerin inşallah ilk günkü geldiğimden daha çok severek beni uğurlamalarını, daha çok kalplerinde yer etmek istiyorum. Sizlerden hepinizden destek bekliyorum. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun.